Evet, şimdi kulaklarımızı tamamladık. Kollarımızı ve bacaklarımızı tamamladık. Şimdi gövde kısmını yapacağız. Gövde kısmını da yine şablonumuzu açıyorum ben. Şablona bakarak yapacağım. Toplamda olması gereken 45 sıra olacak. Birinci sırada yine seri halkamıza 6 tane sık iğne yapacağız. Bunu biraz size gövde biraz teferruatlı olduğu için uzun uzun anlatmam gerekiyor. Her sırada tarif yapacağım size. Evet. 6 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6.'yı yaptım. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Ve yine ikinci sırada her deliğe 2 tane sık iğne olacak şekilde devam ediyoruz. Hemen şuradan bir ilk deliğimize 2 tane yapıyorum. 2 diğer deliğe geçiyorum. Diğer deliğe geçiyorum. İkişer ikişer yaparak 12 tane sık iğne yapmış olacağım bu sırada da. Evet. Bir mi yaptım, iki mi? Bir yapmışım. İki, dört, altı, sekiz, 10 ve 12 tane oldu. Hemen şimdi diğerine geçiyorum. Şu şekilde. Üçüncü sırada yine bir sık iğne yapacağım, bir artırma yapacağım. Bir tanesini sık iğne yaptım, diğerine iki tane yaparak artırma işlemi yapıyorum. Toplamda 18 olacak bu da. Birine normal yapıyorum, diğerine iki tane yapıyorum. Birine normal yapıyorum, diğerine iki tane yapıyorum. Bir, iki. Birine normal yapıyorum, diğerine iki tane yapıyorum. Birine normal yapıyorum sık iğnemi, diğerine iki tane yapıyorum. Bir, iki. Birine normal yapıyorum. Şimdi sayıyorum. Bir, iki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şöyle yapıyorum. Diğerine 2 tane yapıyorum. 1, 16, 17 ve diğerine de bir tane yapıyorum. 18 oldu. Bunu da tamamladık şimdi. 3. sıraya geliyorum. Yani 4. sıraya pardon, 18 sık iğne oldu. Bu sefer 2 sık iğne bir artırma şeklinde yapacağım. Şu şekilde normal yapıyorum. Bir, iki sık iğne yapacağım. Bir tane artırma yapacağım. Üçüncüye iki tane atıyorum yani. Bir, iki. Bir tane sık iğne. Şöyle oldu. Üç sık iğne, iki sık iğne yaptık dördüncü sırada. Bir artırma yaptık. İki, üç, dört, beş oldu. Bir, İki tane sık iğne yapıyorum. 6 oluyor. Buraya artırıyorum. 1 2. 2 tane sık iğne yapıyorum normal. 1 2 3. sıradakine artırma yapacağım. 1 ve 2 tane içine battım. 2 tane normal sıradan sık iğne yapıyorum artırma yapmadan. Üçüncü sıradakine yine artırma yapıyorum. Bir, iki. İki tane normal yapıyorum. Bir, iki. Üçüncü de artırma yapıyorum. Bir,
Şimdi bir tane, bir iki tane normal yapıyorum. Ve bunu da tamamlamış oldum. Şuraya geldim. Bu sefer 5. sırada 3 tane normal yapacağım, bir tane artıracağım. Yani bu her sırada işte atıyorum ikinci sırada her deliğe 2 tane battım. 3. sırada bir tane normal yaptım, bir tane artırdım. 4. sırada 2 normal, bir tane. 5. sırada 3 normal. Bu devamlı artacak. Yani 9. sıraya gelene kadar 7 sık iğne bir artırma şeklinde olacak şekilde bitiriyoruz. Yani 54 tane sık iğne olması lazım 7. sırada. Şu an biz 5. sıradayız. 3 sık iğne yapıyorum ve bir artırma yapacağım. Şöyle yapayım. 1 2 3 tane normal yaptım. Bunu da bir tane artırma yapıyorum. Yani aynı deliğe 2 tane batıyorum ve artırmamı yapıyorum. 1 2 3 tane normal yapıyorum. Diğerinde artırma yapıyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayayım. Ondan sonrasında tekrar geleyim. 5. sıradayız. 3 sık iğne bir artırma şeklinde yapıyorum. 6. sırada da 4 sık iğne bir artırma yapacağım. Yapayım. Hani çok fazla da sizi oyalamak istemiyorum çünkü çok uzun sürüyor videomuz. Ya da bu sırayı yapalım sizinle. 1 2 3 tane yaptım yine gördüğünüz gibi. Bir tane artırma yaptım. 5. sırada bu şekilde yapacağız. 6. sırada 4 tane sık iğne yapın. Bir tane artırma. 7. sırada 5 sık iğne, bir artırma. 8. sırada 6 sık iğne, bir artırma şeklinde. 9. sırada da 7 sık iğne, bir artırma şeklinde. 54 tane o sırada 54 tane sık iğne olacak şekilde tamamlayın. 10. sırada görüşelim sizinle. Evet. Şimdi 9 sırayı tamamladık. Ben size baştan tekrar anlatayım. 1. sırada sihirli halka içine 6 tane sık iğne yaptık. 2. sırada her deliğe ikişer tane batarak artırdık. 3. sırada 1 sık iğne bir artırma yaptık. 4. sırada 2 sık iğne bir artırma. 5. sırada 3 sık iğne bir artırma. 6. sırada 4 sık iğne bir artırma. 7. sırada 5 sık iğne bir artırma. 8. sırada 6 sık iğne bir artırma. 9. sırada da 9 sık iğne bir artırma şeklinde 54 tane sık iğne yaptık son sıraya. Şimdi 10. ve 23. sıralar arasına hiç artırma yapmadan 10 ve 23. sıraları tamamlayacağız. Yani 14 sıra kadar şey yapacağız. Artırma yapmadan örgümüzü tamamlayacağız. 23. sırayı tamamladığımızda sizinle ondan sonraki işlem için bakalım ne yapacağımızı göstereyim. Şimdi artırma yapmadan ben devam edeceğim. 23. sırayı bitirdiğimde tekrar size yapacağım işlemleri göstereceğim. Evet, toplamda 23 sıra yaptık. 10. sıra ve 23. sıra arasında hiç artırma eksiltme yapmadık. 54 ilmek olarak yaptık. Artık eksiltmeye geçiyoruz. Bu sefer de tam tersini yapacağız. 24. sırada 7 sık iğne bir eksiltme. Yani şu şekilde bir tane göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane yaptık. 8. ve 9.'yu şu şekilde alıyoruz. Bir tanesine battım. Kapatmadım. İkincisine geldim. Battım. Bu şekilde. Sonra yine 7 tane yapacağım. 8 ve 9.'yu eksilterek devam edeceğim. 24. sırayı bu şekilde yapacağız. 25. sırada 25 ve 30. sıralar arasında hiç eksiltme artırma yapmadan 48 ilmek olacak şekilde devam edeceğiz. 31. sırada geleceğim. Tekrar ne yapacağımıza karar vereceğiz. Göstereceğim size. Evet, şimdi 30. sırayı tamamladık. Ben şöyle yer işaretlememi yukarıya alayım.
48 ilmekle 25-30. Sıra arasını yaptık. Şimdi 31. sırada 6 tane sık iğne bir tane eksiltme şeklinde 42'ye düşüreceğiz bunu. 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptık. Bir tane eksiltme dediğimiz bir sonrakini alıyorum, kapatmıyorum. Bir sonrakini alıyorum. Bu şekilde kapatıyorum. 6 tane sık iğne, 6 tane sık iğne yaparak 31. sırayı 42 ilmek olarak bitireceğiz. Sonra 32. ve 36. sıralar arası 5 sıra hiç eksiltme, artırma yapmadan devam edeceğiz 42 ilmekle. 37. sırada ne yapacağımızı göstereceğim size. Evet, 36. sıraya kadar 32. ve 36. sıra arasını sık iğne de eksiltme, artırma yapmadan 42 ilmekle tamamladım. 37. sırada 5 sık iğne bir eksiltme şeklinde 36'ya düşüreceğiz. Yani yine bir tane göstereyim size. 1 2 3 4 ve 5 tane normal ördüm. 6. ve 7.yi birlikte alarak eksiltme yapıyorum. Yani şu şekilde. 5 tane normal örüyorum. Bir tane eksiltme yaparak gidiyorum. Toplamda 36 sık iğne yapmış olacağım bu sırada. 37. sıra burası. 38 ve 42. sıraları 5 sıra daha artırma eksiltme yapmadan devam edeceğim 36 ilmekle. 43. sırada artık size anlatacağım. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakın gövdemiz oluşmaya başladı. Bitireyim ben. Ondan sonrasına devam edelim. Evet, şimdi 42. sırayı da tamamladım. 43. sıraya geldim. Burada 4 sık iğne bir eksiltme yapacağım. Şu şekilde 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yaptım. 2 tanesini yine birleştireceğim. 1 ikisini birleştiriyorum bu şekilde. 43. sırayı böyle yapacağım. Bundan sonraki sırada 3 sık iğne bir eksiltme. Ondan sonraki sırada da 2 sık iğne bir eksiltme yapacağım ve 18 ilmek yapmış olacağım. 45. sırayı da bitireyim. Ondan sonrasında bakalım göstereyim size. Gövdemizi tamamladık. Toplamda 45 sıra yaptık. En son sırada 2 sık iğne bir eksiltme şeklinde 18 sık iğne yaparak bitirdik. Ben içini de doldurdum elyafla. Gövdemiz de tamam. Şimdi başına geldik. Kafasını yapacağız. Kafasında da yine 6 tane, şöyle göstereyim, tamamladık bunları. Sihirli halka içine 6 tane sık iğne yapacağım yine. Yine her deliğe 2 sık iğne ile artırma yapacağım. İlk başı hep aynı. Bir saniye, yapamadım. Olmuyor. Allah Allah, kafasına geldik, yapamıyoruz, iyi mi? Sizinle. Altı tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen sihirli halkamızı kapatıyoruz ve ikinci sıraya geçiyoruz. Her deliğe 2 tane batıracağım. Hepsinde bu şekilde başlamıştık. Bu da sizin için tekrar tekrar alıştırma gibi oldu. Şu 1 2
Toplamda yine 6 tane evet 12 tane olacak. Her deliğe ikişer tane battığım için bu sırada 4 5 6 7 aynı deliğe batırıyorum. 8 9 10 11 ve 12. İkinci sırayı da tamamladım. Üçüncü sırada bir sık iğne, bir artırma. Böyle devam edecek. Dördüncü sırada iki sık iğne, bir artırma. Beşinci sırada üç sık iğne, bir artırma. Altıncı sırada dört sık iğne, bir artırma. Yedinci sırada beş sık iğne, bir artırma. Sekizinci sırada altı sık iğne, bir artırma. Dokuzuncu sırada yedi sık iğne, bir artırma şeklinde 54 ilmek elde edene kadar devam edeceğiz. Dokuzuncu sırayı bitirene kadar yapalım. 10 ve 22. sıralar arasında hiç artırma eksiltme yapmadan 60 ilmek şeklinde devam edeceğiz. Evet, 10 ve 22. sıraları 10'dan 22. sıra dahil olmak üzere eksiltme artırma yapmadan tamamladık. 23. sırada 7 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Artık eksiltmelere geçiyoruz. 1 2 3 şöyle yapayım. 4 5 6 ve 7. Diğerlerini şimdi eksiltme yapacağım. 7 tane yaptım. Bir tanesini aldım, kapatmıyorum. Bir diğerine battım, aldım. İkisini birlikte alıp eksiltmemi yaptım. Yine 7 tane yapacağım, bir eksiltme. 7 tane yapacağım, bir eksiltme. 23. sırayı böyle tamamlayacağım. 24. sırada 6 tane sık iğne, bir eksiltme. 25. sırada 5 sık iğne, bir eksiltme. 26. sırada 4 sık iğne, bir eksiltme. 27. sırada 3 sık iğne, bir eksiltme. 28. sıra son sıramız 2 sık iğne, bir eksiltme şeklinde 18 tane ilmeğimiz olacak şekilde tamamlayacağız. Bitirdikten sonra bakalım. Ondan sonra da birleştirme işlemine başlayacağız. Evet, kafamızı da bitirdik. 28. sırada 18 ilmek kalana kadar eksiltmelerimizi yaptık, bitirdik. 13 ve 14. sıra arasına uygun bir şekilde gözlerini taktım. Birleştirmesini yapacağım. Burnunu yapacağım. Kaşlarını yapacağım. Ondan sonra da bitireceğiz. Şu şekilde birleştireceğim ben. Göstereyim. Yani kafayla burayı birbirine dikeceğim. Kollarını dikeceğim. Şöyle göstereyim size. Kollarını yanlarından dikeceğim. Ayaklarını dikeceğim. Pardon, ters koyduk. Ayaklarını dikeceğim. Kollarımızı dikeceğim. Şu şekilde olacak tavşanımız. Bunlar da kulaklarımız. İsterseniz birleştirme işlemlerini yapalım. Yani şu şekilde kafasını dikeceğim kulaklarını. Diğer gövdesini de dikeceğim. Burnunu yapmaya geldiğimizde göstereyim size nasıl yaptığımı, burnunu da. Yüzünü beraber işleyelim. Bitirelim, olur mu? Arkadaşlar, tavşanımızın örgü kısmı bitti. Kulaklarını diktik, gövdesiyle başını birleştirdik, kollarını, ayaklarını diktik, gözlerini de yerleştirdik. Örerken yerleştirmiştik zaten. Şimdi burnunu yapalım. Buna küçük bir burun yapalım. Sonra da kaşlarını yapıp tamamlayalım. Burnu için ben bir sihirli halkanın içine yine aynı şekilde 6 tane sık iğne yapacağım. Altı tane yaptım. Şimdi kapatacağım bunu. Üzerine
5 tane olmuş. Şuraya bir tane daha yapalım araya. Altıncıyı da yaptım. Her trabzanın içine, daha doğrusu her yapmış olduğum sık iğnenin içine ikişer tane yaparak bunu bir sıra büyütelim. Yeterli olacaktır bize. Gördüğünüz gibi bir tane yuvarlak oluşturdum. Son sırayı da yapıyorum. Ve bitireceğim. Bu kadar olacak. Bunu da dikeceğiz burnuna. Evet. Bitti. Yuvarlak minik bir burun yaptık. Bunu da şu şekilde yerleştireceğim. Burnu tamamlanmış olacak. Hemen dikelim sizinle beraber. Biraz ipini uzun bırakacağım. Dikerken bunu yardımcı olsun. Şu alttaki ipi kesebilirim artık. İçinde kalacak. Evet. Hemen iğnemize geçelim. Ve burnumuzu dikelim. Bir saniye. Evet, geçirdim. Burnumuzu şu şekilde şuraya dikeceğim. Bu aralardan çıkararak kolay olması için deliklerin olduğu yerlerden karşılıklı birkaç yerden dikmemiz yeterli olacaktır. Evet, şöyle. Hemen şuradan çıkaralım. İçinden geçirelim. Böyle teferruatlı bir işlem. Bazen deliklerin arası tıkanıp geçemeyebiliyor. Şu şekilde bir burun yaptım ben. Yine şuradan da geçireyim. Bunu da şuradan aradan bir yerden geçirelim. Düğme diker gibi düşünün. Şuradan yine bir yerden aradan geçirip altından geçireceğim. Bunu birkaç yerden diktim. Bu şekilde oldu burnumuz. Hemen şuradan ipi sıkılayalım altından ki sıkıntı olmasın. Evet, burnumuz da tamamlandı. Çok şirin bir burnumuz oldu gördüğünüz gibi. Hemen bunun ipini keseceğim. Ve kaşını yapacağım sizinle beraber. Onu ben daha sonra düzelteceğim. Bu kadar. Şimdi şuraya diş yapacağım önce. Ağız kısmını. Şuna geçirelim ipimize. Sonra da kaşlarını yapacağım. Şuradan başlayacağım. Şöyle. Bunun altında kalacak. Şöyle yapayım ki burnuyla birleşsin. Gördüğünüz gibi. 2-3 sıra yapmam yeterli olacak. Hemen kolumun içine geçiyor. Gördüğünüz gibi. Şunun üzerinden bir daha katlatacağım. Ve bir de şöyle üçünü birleştireceğim yine. Kalın olsun, güzel dursun diye yapıyorum bunu da. Arasından geçirdim. Bu kadar. Burnumuz da tamam. Dişlerimiz daha doğrusu. Hemen bu ipi şöyle dibinden batıp kaşına geçeceğim. Kaşını da hemen iki şey üzerinden başlıyorum. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi çok sevimli oldu.
Yine aynı şekilde şöyle yaparak gideceğim bunu da yine birkaç tur. İkişer defa yapıyorum ki. Gördüğünüz gibi kaşımız da oldu. Şimdi diğer kaşa geçiyorum. Biraz kalın olsun diye birkaç defa yaptım. Şöyle yapalım. Görüyorsunuz. Gayet güzel oldu kaşlarımız. Bu kadar. Şimdi bunu da şöyle alt taraftan bir yerden çıkaralım ki görünmesin. Şuradan hemen şöyle kapatalım. Birkaç defa üst üste geçelim. Bu kadar. Arkadaşlar ben de ilk defa yaptım. Yani belki ikinci yapışımda daha da güzel olabilir. Ama biz çok beğendik. Kızım da çok beğendi. Bunu uyku arkadaşı olarak kullanacak. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İnşallah beğenmişsinizdir anlatımımı. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pamukgiller her zaman yeni videolarla karşınıza çıkacak. Instagram'dan da takip ederseniz yeni videolarımızı oradan görebilirsiniz. Kadris Örgü Evi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi günler.